Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugün bu ilgi gören serinin 2. bölümündeyiz ve bugün burada bir koltuk görüyorsunuz. Sayın Tuna Dünya. Lan. Arkadaşlar ben Tuna World. Saçına fön mü çektin? Aa geliyorum bro. Ya bir de lens takmışsın. Sen kimsin kardeşim? Çık buradan. Tamam. Kutay Kaya hoş geldin. Evet arkadaşlar ikinci koltuğumuz da. My bro. Oh shit. Oh, shit. Oh hey bro. Ha, abi yine bak arkadaşlar o şuna zaten kelebek ödülüne sahip çık. Şuna bugün 6 veya 7 kere çalma girişiminde bulundu şu. Bak bir şey çaldı yine bu. Tamam. Hello fitness. Hello my YouTube channel. O binlerce izlenen, on binlerce izlenen videonun bugün farklı bir versiyonuyla karşınızdayız. Şu an orada bir maymun görüyorum ben. Ya keşke siz de görebilseniz evet, ama evet. Maymun var bal. İtiraflarınızı YouTube topluluğundan ve Instagram DM'den aldım ama kendi hesabımdan değil. Bak bak buralar itiraf kaynıyor. Mamiko Bey'in kesit Instagram hesabımı takip ederseniz YouTube kesitlerimi orada paylaşıyorum. Aynı şekilde Tuna'da da aynı şey var. Tuna World kesit diye. O hesaplar şu an burada çıktı. Gidip onları takip edip YouTube kesitlerimizi öğrenip videolara çıkma şansı elde edebiliyorsunuz o hesaplardan. Main hesabından orada edemiyorsunuz. Bro, geçmiş olsun. Dün arkadaşlar Mami'yi akşam saatlerinde böyle bir köpek ısırdı. Bak şimdi. Anlatmak istiyorum bunu. Çok ufak anlatmak istiyorum. Ben sokakta böyle aynı bu şekil. Klasik mavi JBL'le. Böyle. Yok muydu açın bana. Böyle saldırmış. Ama arkamdan. Öyle bir bak öyle bir koştum ki 5 dakikalık yola 10 saniyede falan geldim. 3 dikiş 8 iğne yedim. Şu an şu kadarlık bir yarık var bacağımda. Bro. İlk şeyle başlayalım mı? Aa bir dakika duyuyor musun? Gördün mü? Like atmadılar. Hemen. Yok biz gidiyoruz kanka. Kapat ya. Dur. Aa, attı lan. Tamam otur. Hop çak. Ne bu kanka ilk videonun aynısı. Uzakta. O zaman başlayalım. İlkini ben alıyorum. Nihat Hatipoğlu'nu peygamber zannediyordum. Allah affetsin. Bu senin camiyi Allah sanmanla eşdeğer bir... Camiyi sanmadım bu arada. Sanmış. Minare. Minareyi sandım. Arkadaşıma kedi maması yiyorduk. Hem de dışarıdaki kedilerin kabından. İtiraftı. Şu an buraya bir flashback gelecek. Balık yemi yiyorum. O sende miydi? Ben değil o. Aynen. Balık yemi bağımlılık yaptı. Bize şey yazıyormuş. Şey daha komik oldu. Kedi maması yiyorum bağımlılık yaptı. Daha dürüm var gidin. İskender yiyin. Çorba için. Ama kedi köpeklerin yemeklerini bırakın artık. Lütfen. Bak bu kesin çok kötü bir şey ya. Dün gece 13 yaşındaki kız kardeşimin telefonunu kurcalarken öğrendim. Instagram'dan kendini 16 yaş diye tanıtıp 17 yaşında Almanya'daki bir Türk'le tanışmış. Almanya'daki Türk. 6 aydır sevgililermiş ve yaşına inandırabilmek için de benim fotoğraflarımı atmış. Siktir. 13 yaşındaki kız kardeşim. 13 yaşındaki kız. Niye bu kadar zeki mesela? Bu arada bizi izliyorsan salmasın kardeşine söyle. Aynen oğlum gitsin dayımayı da Almanya Euro yok mu Almanya'da? Euro değil oğlum mi? Euro 20 lira mı? Devam. Destek, tam destek. Evet. Ama 13 yaşında olduğun için değil. Bak, büyüyünce. Ablana konuştur. Aynen ablan konuşsun. Dedi 35-40. Ruj yiyorum. Ya abi yemeyin artık yemeyin bak yemek var yemek. Ne bu kanka? Saç serumu. Bak mesela bunu yazan insan böyle evde değil mi? Evet. Bunu tadı sevmedim. Bu ruj yiyeyim de değil mi? Rüyalarımı abartarak anlatmaya bayılıyorum. Özellikle anlattığım kişi onunla alakalıysa ve mutlu oluyorsa. Bir tek ben mi bunu fesat anladım? Ben fesat anlamadım bunu. Fesatlığı nerede bro? Şimdi mesela rüyamda seni gördüm. Ne yapıyorduk? Var evet fesatlık evet, evet var. Bir fesatlık var. Ben mi çok fesadım yoksa harbi sen mi fesatsın onu çok çözemedim. 35 yaşındaki bir adamla flörtleşiyorum mu? Bak şimdi 35 yaşındaki bir adam diyorsa en fazla 16 yaşında bence. Evet senin yaşının küçük olduğunu düşünüyoruz bu yorumu okurken. Küçükken kolonya içiyordum yeter. Bak yine insan yeter yemeği dışında bir şey. Yeter abi yemeği ya. Adam insan ya. Böyle garip şeyler yiyorsanız bana Insta'dan yazın. Güzel psikolog önerilerim var. Küçükken Selena'daki yüce homosu Allah sanıyordum. Bu arada... Yine senin type bir insan kanka. Bir şey diyeyim bu kabul edilebilir bir şey bu arada. Değil bro bir... Oğlum nasıl değil ya? Allah'ı herhangi bir şeyle bağdaştıramazsınız. Bak minare sanabilirsin. Yüce homosu da sanabilirsin. Ama Nihat Hatipoğlu harbi çok şey. O biraz fazla. Allah'ım çok iyi. Allah'ım bu insanlara yardım lütfen gerçekten. Telefon bozuldu Kutay'ın. Hey ana. Hey bro. Şş, oğlum Kutay'ın fotoğraflarına girelim mi? Bak son... Keşke koyabilsek bunu. Gördün değil mi? Gördüm. Şunu göstersek. Kutay'ın en son çektiği foto. Bu ne? Bunu çektiysen kardeşim alalım içeriden. Hemen çıkıyorum. Bir daha götüme ellersen.
Biraz artı 18 bir şeyler ben var. Ben biraz bu arada bundan etkilendim şu an. Hani bir böyle analiz çıkmadı. Neyse devam. Demek ki neymiş, insanların telefonunu evet, karıştırmamak gerekiyor. Peki bir şey yap. O şu an benim telefonumu karıştırıyorsa kanka. Arkadaşlarımın osuruş şekillerini düşünüyorum. Daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi yüzlerine gülüyorum. Oğlum tüm Türkiye'nin mental durumu... Etik değil. Harbiden etik değil. Etik değil. Yapma. Misafirlikte lavaboya gittiğimde bütün dolapları karıştırıyorum. Bunu neden sen de yapıyorsun? Bak sen bunu Eren'in evindeki şeyden dolayı mı diyorsun? Ben orada tarak arıyordum. O zaman tamam. Tarak arıyordum artık. Ama bu o kadar ayıp bir şey değil ama hani karıştırmak ayıp. Aynen biraz şey. Ama bakarsın hani şöyle. Aynen bir etrafı incelersin zaten. Ya bunda çok bir şey yok. Yani en azından 13 yaşındaki halinle Almanyaları fethedemezsin de. Fatih Sultan Mehmet Ömer'i. Teyzemin eşiyle vedalaşırken geldi. Şimdi teyzesini düşün. Bak şimdi. Bak yine geldi o fotolu şey bak, değil mi? Bak şimdi. Ben kızım teyzem. Ben kızım. Benim teyzem var. Teyzemin eşi var. Şimdi ben 15 yaşındayım diyelim. Benim teyzemin en kötü benden 20 yaş büyük olması lazım. 35 yaşında. Genelde şeyler daha büyük oluyor. Ve 39 yaşında. O etik. Acaba herifin hoşuna. Ödülü geri alıyoruz. Ödülümüzü geri aldık beyefendi. Bunu okumak ne kadar etik? Önce ben bir içimden okuyayım mı? O kesin fake bir şey. Bence de fake. Ben çok inanıyorum. Benim babam sırf senin videonuzu izledim diye dayak yemiştim. Gidip mal gibi bileklerimi kesmiştim. Ben bir gün babamlara gidiyordum. Annemle babam ayrı. Kimsenin haberi yoktu. Gideceğimde sürpriz yapacaktım. Eve girdim. Annemin sevgilisi ile babamın karısı. Yine geldi o şeyler. Bak benim annem var, babam var ayrı. Annemin sevgilisi ile babamın karısını, öteki karısını oha yatarken gördüm. Şu an babam ve karısı ayrılıyor. Baban ikinci kere boşanıyor. Ama olayı hiç anlatmadım. Kadın bir yalan uydurmuş. Acaba annemin sevgilisiyle mi sevgili olacak mı? Bundan film yapılır. Bu film konusu direkt. Yanımdan geçen herhangi birinin parfümümü beğendiysem gittiği yere kadar takip ediyorum. Geçen köpeklerin beni neden takip etti anlaşılır. Spordan sonraki ter kokuma bayılmışlar. Sevgilimin en yakın arkadaşı. Niye barışsın arkadaşlar? Mapi? Nasıl oldu biliyor musun? İlk kelimeyi okudum. İlk kelimeyi söylerken ikinciyi okudum. Orada bir şey oldu. Mami ile öpüşmek için fotoğraflarımızı şifledim. Kutu ayarsın yok kendine. Bu videoda hiçbir özel yok arkadaşlar. Annemin ve babamın telefonlarını kontrol ediyorum. Birbirlerini aldatıyorlar mı diye aldatıldığım için. Yine bak başını okurken sende şey oldu mu? Yine böyle aldatmalı, evet, böyle evet. atmalı bir şeyler. Yazık lan. Üzüldüm bu arada ben buna. Bütün takipçilerin niye aldatılıyor ya da aldatıyor? Aldatılıyor. Kanka. Teyzesinin kocasıyla öpüşüyor. Evine kadar takip ediyor parfümünü güzel kokuyor diye. Bitti. Ah. Bitti. Arkadaşlar hepinize iyi bir psikoloğa gitmeye davet ediyorum. Yani sokaktaki birinin evet. parfümünden şey yapmak. Sokaktaki kedilerin mamasını çalmak. Pek sağlıklı şeyler değil. Hiç değil. Ne oldu? Uyuyakalmış ya oğlum dışarıda ne söylemiyorsun? Kanka biz az önce senin galerine girdik yanlışlıkla. Evet. Bir video gördük. Bir video gördük. Şey mi kanka? Tanıdık onu. Tamam şey. Tanıdık mı? Bilmiyorum Mert'e soruyor. Mert'e... Niye Mert'e soruyoruz? Ondan aldım ben çünkü. Arkadaşlar kendinize... Buraya kaç like istiyoruz? Alayım bura ben onu. Harbi bir sonraki için kaç isteyelim? 5000 iyi mi? Üçüncü itiraf videosu için 5000 like. Aynen yine iğrençliklerinize bir video daha katlanacağız. Artık bak iğrençliği azaltalım. Komik itiraflar. Martı. 5000 like'a bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.